Günaydın arkadaşlar, günaydın. Sabah sabah paldır küldür evden çıktım. Nereye gidiyorum? Gülcan'cığıma gidiyorum. Leyla'cığım Gülcan'a geçmiş, çay içiyorlarmış, beni çağırdılar. Tabii beni de çağırdıkları zaman ben hiç durmuyorum, direkt gidiyorum şu anda. Uzun zamandan beri Leyla, Gülcan ve üçümüz çok fazla bir araya gelemiyorduk. Önceden hemen hemen her gün beraberdik. Sürekli olarak beraberdik. Ve biz o monotona ve o şeye alıştığımız için şu anda çok fazla görüşememek bizim için çok tuhaf oluyor. Gerçekten tuhaf oluyor. Yani biz bu kadar seyrek görüşmezdik. Bu kadar seyrek görüşünce sanki hani bizim aramızda bir sıkıntı mı varmış gibi, böyle bir problem varmış gibi geliyor. Sizlere de öyle geliyor. Hatta Gülcan'ı uzun zamandan beri görmediğim zaman Gülcan'la küsmüşsün, neden Gülcan'la görüşmüyorsun diye bana sürekli olarak yarım yapılıyor. Kesinlikle Gülcan'la herhangi bir sıkıntımız yok. Leyla'cığımla da herhangi bir sıkıntım yok. Aramız gayet iyi arkadaşlar. Bir problemimiz var. Allah'a binler şükür ki. Telefonla görüşüyoruz ama yüz yüze görüşemiyoruz ve üçümüz bir araya çok uzun zamandan beri doğru düzgün gelemiyorduk. Böyle gel çay içiyoruz deyince ben de hemen gideyim dedim. Üzerime ne buldu sen de içirdim. Şu Feyza'nın kahverengi. Bunu çok seviyor. Bunu okula giderken sürekli olarak giyiyor zaten. Böyle bir şey. Zaten dün akşam Leyla cüzdanı bizi şaşkın. Hem cüzdanını götüreyim. Kimliklerimi, her şey cüzdanlı yani kadının. Hem onu teslim edelim hem de şöyle gidelim. Sohbet, muhabbet, bir dedikodu yapalım arkadaşlarımla. Oh, davullar, zurnalar. Gelin alması var galiba. Öyle tahmin ettim ama bilemiyorum tabii ki de. Allah bir yastıkta kocası. İnşallah Allah bir ömür boyu mutluluk var dilerim. İnşallah mutlu, huzurlu, sağlıklı bir evliliklere, sağlıklı, güzel, saygılı bir evlilikler olmasını diliyorum gerçekten. Her şeyin başı saygı, sonra sevgi. Hanımın asansöründeki çalan müziği dinler misiniz? Sibel Can. Sibel Can da herhalde yanlış duymadıysam veya yanlış anlamadıysam sesi. Sibel Can diye tahmin ediyorum ben. Evet Sibel Can. Yanlış duymamışım. Çok severim Sibel Can'ın sesini. İnanılmaz güzel bir sesi var. Evet. Duruşum bunu. Kapıcı Memo. Kim gelebilir? Nasıl zile basıyorsun sen? Her zamanki basışım. Evet, beni tanımanız lazım. Benim zil basışım. Kimle konuşuyor? Kimseyle konuşuyor. Yani. O kimle konuşuyor? Video mu çekiyor lan? Bakışına bak. İzinsiz video mu çekiyor? Belgin Hanım'dan şikayetçiyim. İzinsiz videolarınızı evet. Çekiyorum ve kanalımda paylaşıyorum Gülcan Hanımcığım. Tamam. O zaman senden şikayetçiyiz. Yanlarınızı resmisin. Aynen. Şu poşetimi şöyle koyayım. Herkese benden çay, Belgin'e yok. Ama çayı ne zaman demlediniz? Leyla demledi, ben hastaneden gelirken aradım çayı demlediye. Ha, nasıl geçti hastane? Uzun hikaye, oturunca konuşuruz. Neyse konuşuruz, şunu şöyle koyayım. Leyloş! Leyloş kim? Video çekerek geldi. Geç. Leyla beni duymuyor ki hayatım. Leyla kimle konuşuyor? Ben ararım. Müşteri hizmetleri görüşeyi yapması lazım. Çalışanı yapmamız lazım bizim bunun. Ancak o şekilde paralar bunu. Telefon. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ödevle mi ileri konuşuyordun? Ödevle alakalı konuşuyordun. Ha genelde. Ha geçmiş olsun. Şey araştırmadan mı? Ha araştırmadan. Kimden? Hangi bölüm yani? Metin Kabağa Kadın Doğum. Ha geçmiş olsun. Şey buradaki kurabiye yaptınız şey mi bayan mı? Kızılarak'taki amcamın karısı. Gel Leyla'cığım öpeyim. Çok özlemişim seni daha çok. Allah Allah. Bu kafamda maş mı düştü? Daha dün akşam görüştünüz ya. Doğru söylüyor çocuğum. Gel öpeyim seni. Cüzdanımı getirdin mi? Getirdim getirdim. Evden çıkarken aklıma geldi cüzdanı. Bayağı. Niçin dedin sen? Seni görmeye geliyorum belki. Ben cüzdan istedim senden. Kore'ye yaralım da bunlar yemin ederim. Hadi gel içelim. Mutfağa geçmiyoruz mu? Burada mı oturuyoruz? Mekan mutfak. Geçelim işte abi, şekerleri tüketeceksin orada. Tabii ağaçımı içersem şeker tükettim. Bir dur be, ben geçeyim başta. Beni itliye itliye geçiyor kadın. He, itliye mi geçeyim sana. Evimizin dağınıklığından Belgin Hanım sorumludur.
Ben ne yaptım kanım? Gelip toplamadın. Kaç gündür ben hastanedeyim biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Bak hemen Leyla'yı aradım geldi çocuk bakmaya. Leyla'cığım yapar. Leyla candır. Leyla candır. Gerisi hikayedir. Sadaştırmamak için kendine seni arkasına almaya çalışıyor. Kanma bu numaralara. Aşkım. Zaten veri gazı alttan alsa da alan yokmuş. Bugün, emin mi? Bugün ikimiz bir olalım var Leyla. Aşkım. Anca başa çıkarız. Pardon nerede? Yok artık. Gerçekten yok. Güneş eritmiş. Ha. Bir tuttum elimde kaldı. Benim de öyle oldu. Oturduğum için kaç gündür de hastanede, yani kaç haftadır hastanede olduğum için şey yapamadım. Bir de oradan bir yer görünmüyor ya nasıl olsa. Benimkisi oturma odasında benimkisi erimeye başlamış. Çok aşırı güneş almaktan dolayı. Leyla'cığım çay demlemişsin. Ne yapayım ayrıma demeyeyim de bari içeyim dedim. Allah razı olsun hayatım. Sen ne diyeceğim şuraya insan gelirken bir piske bir piske bir şey alır gelir çayın yanında yeriz. Sen niye böyle oldun ya? Tamam aldırayım hemen. Kimlerden etkilendin sen de böyle oldun. Hiç kimse etkileşmedi. Kim var çocuklarda? Deniz var sadece gidebilecek olan. Gidebilir mi? Gidemez. İşte gidemez. Şuradaki şok adamı gidemez. Gidebilir kız. Belgin gönderecekse gitsin. Ben göndereceğim zaten. Deniz gel teyze. Çocuğa bir şeyler de aldır kendine. O kadar yol gidecek. Evet. O kadar yol gidecek diyor. Çocuğu yiyince de bir şeyler aldırıyor. Zaten hep beraber gidelim bir şey aldırız herhalde ya. Ona ayrı gelin özel bir şey alsın ya. O kadar yol gidecek. Deniz gel tatlım benim. Gel. Gel kızlı kafam benim gel. Ne alacaksa sen söyle Leyla'da yazın şimdi sen o kadar yol alacaksın. Canı ne istiyorsa onu alsın. Bize ne alacak? Bize mi? Ha? Ne canınız istiyorsa onu alsın benim için fark etmez. Neyzeciğim böyle hani satılan beşli paketlerde bisküviler var ya renkliyorlar falan kremalılar. Onlardan bir paket al ya. Deniz o 50 lira alırsın getirme teyzem. Kendine de bir şey al. Fatma Gül'e de bir şey al tamam mı teyzeciğim? Canın ne istiyorsa onu alabilirsin. Beyza ablana da çikolata al. 5 tane ne? Hani beşli paketlerde bisküviler oluyor ya hani böyle. Nebro güzel olur evet. Evet Nebro al. Ya da 2 paket Nebro al gel sen bize. 3 paket diyor şimdi 5 lira. 3 paket nereye alacak o 50 lira parayla Negro'yu kusura bakma. Kaç para lan Negro lan? 30 lira bile. Kızım var. 5'li paket demiyorum. 1 paketler 2 paket al gel diyorum da mı ben? Deniz 50 liranın üstünü getirme teyzem. Tamam işte Deniz getirme sıkıntı yok da yani şey değil. Çünkü düşünüp de gelirken alsaydı bu cezayı çekmeyecekti. Ben hızlı hızlı geldim. Geç çıktım bir evden çıkarken. Kızım hasta görmeye geliyorsun sen. Ha evet. Senin başını geliyorsun. Çikolata. Ne? Sen ne getirdin kız? Ne demek? Desteği mi getirdin? Fıstık mı getirdin? Aslında 150 milyonluk fıstık getirdim. Bir kilo. Hem de 150 milyonluk fıstık. Bak benim arkadaşlar çiçek getirmişler. Evet. Bir suyu getirmişler. Dur ben sizi çekeyim bir öpüşüp kokla silkene. Beyza'cığım. Sırtım yandı lan benim. Ya. Ben Beyza'cığımı her gördüm. Biz öpüşüyoruz. Öpüşmüyoruz mu Beyza? Sen biz bir hasta olmuyoruz. Şey işte her zaman görüşemiyorsunuz ya o yüzden. Görüşürüz. Şimdi Belgin sen 50 liralık buraya abur cubur alıyorum diye düşünme. Çünkü zaten 100 liralık şekerimi tüketeceksin. Senden şekilde ben de şey yapıyorum. Yani sıkıntı yoktu. Evet şekerler güzelmiş. Şekerleri arkadaşlar almışlar. Okuldan ziyarete geldiler. Keşke 100 liralık şekerini bitirse var ya. Şekere zam geldi. Favori. Her yerde yürüyorlar satarsan. Yani. Neyse bir şey demeyeyim. Beyza'cığım. Belgin teyzen Elif hoş geldin. Sana geçmiş olsuna diye Deniz'i gönderdim. Ha herkese. Ben Elif hoş geldin. Sana daha geçmiş olsuna gelmedim teyzeciğim. Ha daha gelmedin. Teyzeyle beraber bak, geleceğiz. Bak bu daha kötü. Daha hayır. Gelmedim diyor. Onu teyzeyle demiyor. Beraber geleceğiz. Onu demiyor. Yani. Profiterol yapıp geleceğim diyor kadın. Ne anlamıyorsun? Ay ben size şu profiterol şunu halledek diyorum ya. Kabul yani. Ozanım. Beraber yapalım. Bana benim için önemli olmadığından dolayı ben önemli. 3-4 tane. Ben yokum. Sen ne yapıyorsun? Kızım küçük bir operasyon geçirdi. Tamam, onunla buyur. İlgilenmem gerekiyor. Fatma Gül ameliyat olacak. Yarın onu yatıracağım. Fatma ameliyatı olacak ya. Evet onu demem için. Leyla Hanım. Bir gün gel de çocuğunu okula bıraktıktan sonra 3-4 ölçü profiterol dökek istersen. Niye ben niye gelirim? Ben nasıl dökeyim 3-4 ölçüyü? Ben profiterol diye tutturmayayım ki ne hiç. Yani hep beraber olsa işte bu. Olmasa da olur. Yani kız ne güzel buz. Aaa bir dakika boş verelim profiterolü her şeyi. Bizim Belgin Hanım'da çok büyük değişiklikler var. Ne gibi? Getir bakayım tırnaklarını bakalım Belgin Hanım. Anam şuraya bak.
Boşanmak yaramış verdin ha. Değil mi? Gençleşti. Kendine bakmaya başlamış. Aynen, kendine bakmaya başlamış. Olmamış mı? Olmuş. Kim yaptı? Kendisi. Yok, kendisi. Kevser mi yaptı? Kevser. Kevser bebeği oldu ya, evde yaptı. Şeyciğim, onlar protez mi? Aynen hayatım. Şeyde, Gülüç Caddesi'nde bir yer var, oraya yaptı. Tamam. Kadına takıyordum bir yaratım. Takmalar çok çıkıyor bu. Kolum patladı. Tüsacın da iyi valla. Hiç olmazsa bir süre tırnak yemez. Burası çok sıcak. Aşırı sıcak ya. Beyler. Hep belgin tuzağına düştüm. Ben bir şey demedim ki, gözlerini sıkıştırdım bir anda. Provitrol dedin, kadın şey oldu. Bak, provitrol dedin diyor, kadın gülmeye başladı diyor bak. Kadının yüreğine oturdu. Can sapıntısından gülüyor. Bana mı diyor? Yo, ben evet. Yüreğime niye otursun? Beraber geleceğiz. Seninle beraber yapacağız profitini. Niye? Ben mi yapayım? Sensiz ben yapmayı bilmiyorum bileni. Tamam, sen bana yardım et. Sen içlerini doldur, yeter bana. Senden bunu yiyeceğim ben. Çok güzel oldu. Teyze Anur nasıl? Teyze Anur'u ne yapsın? Teyze Hakan'ın ben hasta yaşlı bir insanım. Sen mi yaşlısın? Sen yaşlıysan biz de yaşlıyız. Evet, bence de içeri geçelim. Ya, çok sıcak şey burası ya. İnanıyor ortalık. Bence de. Evet, mideme bir yoğurdu tekmeyi çözüyorum. Gülcan mutfağa geldik yine, neye döndün? Ama zaten baktık biz başa çıkamayacağız bununla hiçbir şeyle. Bunu Mustafa Hoca'yla başa çıktık. Mustafa Hoca'yı konuşturduk diye geri geldi. Gittik oğlum, Mustafa Hoca'yı bulduk burada, denizden konuşmuyor dedik. Bak oğlum şöyle böyle falan iyice güzelce nasihat ettik. Elinize al, Berkin Hanım. Bergin Hanım'ın verdiği parayla çocuk Negro almış. Onu bırak gittim ben şeyi Erdal Hoca'ya söyledim yaptıklarını da Erdal Hoca bana inanmadı ya. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz dedi. Evet. Ağır Gülcan'da var. Yok dedi, benim oğlum kesinlikle öyle bir şey yapmaz dedi. Şimdi bana tekmeyi huzur geçirdi. Ya. Biraz zor bana tekmeyi bir vurdu, mideme geldi. Görüyorum. Bu annesine de kafalı, annesine de çatallarını kafada görüyor. Annesine de bir kafa attı. Konu ne biliyor musun? Şimdi bir sayfa düşün. İlk baştaki satırı zorla okutuyorduk ama yani bu bir saatte falan bir satır. Ondan sonra 4 satırı atlayıp 5. satıra geçiyordu. Oğlum sen şuradasın diye gösteriyorduk, uğraşıyorduk. Hayır, ben buraya kadar geçtim diyordu çocuk. İnan ediyordu. Ondan sonra geçtin geçme başlıyordu ağlamaya da hiç yapmaman için. 2 saat kadar ağlıyordu. Bırakıyorsun. Sonra bir daha başlıyorsun. Yine zorla bir satır okuturuyorum. Bu sefer 6-7 satır atlıyordu. Zaten sayfa bitiyordu yani. Ya işte. Her 4-5 satırda bir şey bitiriyor. Ben artık dayanamadım. Gencan'a demiş, gidelim şu Mustafa Hoca ile Erdal Hoca'yı uzak okulda dedim. Şunlar ne yapmış ettim. Gittik Mustafa Hoca'ya dedik. Anlattık. Mustafa Hoca dedi, tamam ben konuşur hallederim. Dedi. He, buna ben dedim, Deniz'in derdinden anlayacak adam biliyorum ben dedim Mustafa Hoca'ya. Sen Mustafa karışma hele dedim. Ha, Mustafa Hoca ile konuştuk. Ben adama abi, güzelce hı, anlattım bunun derdini. Ondan sonra adam da geldi bununla. Güzelce bir kaç saat konuştu. Çatışma yaşayacaksınız da o yüzden. Ondan sonra okulda sürekli şeydi, sürekli sohbet edilirdi okulaca. Çok iyi geldi ondan sonra. Şeye de, Erdal Hoca'ya da gittik. Erdal Hoca da, benim oğlum öyle bir şey yapmaz dedi. Benim oğlum dedi, akıllıdır dedi. Hanım buna ne yaparsa söylesek adama kabul ettiremedik okulda. Çünkü çocuk çok farklı. Öyle ama de şey yani, bak toplantılarda bile ne? Kaç kez toplantı oldu, tüm çocukların hatalarını saydı, o şöyle, bu böyle, öbürü pencereden bakıyor, sarkıyor, birisi ayakta ders dinliyor, birisi şey. Ama Deniz'e gelince de benim sınıfımda tek mükemmeliyetçi çocuğum var, o da Deniz'de. Bir de anasına sorsan sen yani, mükemmeliyetçi. Deniz'i sınıfının en mükemmeliyetçi çocuğu yapmıştı, en iyi çocuğu yapmıştı, hatasızı yapmıştı. Demet'le yan yanda oturuyoruz. Demet biliyor musun? Leyla dedi, Deniz dedi, gerçekten öyle mi kız dedi. Valla Demet ben evde bu göremeyim be bacım dedim, okulda da öyleymiş dedim. Bacım bir de bizim Leyla ile tanışmamız nasıl biliyor musun? Ana sınıfında aynı sınıfa geçirmiş.
Buylem Deniz'i çok beğenmiş. Neden çok beğenmiş? Düzgün çocuk diye. Bir yanlış bir şey yaptığı zaman ya da bir şey düşürse, bir şey yapsa teşekkür ederim. İşte bir şey verdi, özür dilerim falan diye direkt böyle kibarmış. Ricalı şeyliymiş öyle. Öbür çocuklar da hiç yokmuş, çok kibar rica ediyor falan diye bahsetti. Bir gün ana sınıfına bir şey bırakmaya gitmiştim, çocuklara yiyecek falan. Baktım Deniz'i gördüm. Havuç kafalı, bembeyaz bir çocuk. Öğretmene sordum, yabancı mı dedim çocuğu. Yok yok dedi, yabancı değil dedi. Türk dedi, Antepli falan dedi. Antepli dedi. Konuşmasından. Bizden ne düşünüyor hocam? Sonra merhaba falan dedim, cevap vermedi. Ondan sonra böyle dedi, anne dedi işte dedi, hep bir şey falan düştüğü zaman özür dileyen, teşekkür eden çocuk oydu bu dedi. Öylelikle biz tanışmış olduk. Sonra okulun bahçesinde bir de baktım ki çocuğun saçını... Böyle bize gelmek istemişti. Biz çocuğun saçının aynısını gördüm. Anasını. Anasıyla tanıştık. 15 tatildeydik, bir baktım benim aradı. Antep'te Zeynep'in düğünü var diye gittiktim. Açtım merhaba dedi. Ben dedi Gülcan dedi. Nasıl konuştunuz? Bulemin... İlk telefon konuşmadık. Ben her zaman aynı konuşuyorum. Merhaba dedi. Hayır. Oo Leyla. Çok kibar hayır, konuşuyor söyle. Onu taklit edersen bana kızar şimdi. Merhaba dedi. Ben dedi Gülcan dedi. Gülcan Çevik, Bulem Çevik'in Bulem Çevik'in annesiyim dedi. Şey dedi. Siz dedi sanırım dedi Deniz Manış'ın annesisiniz falan şimdi yaptı. Evet, ben böyle konuşabilir miyim? Ya dedi benim dedi kızım dedi sizin dedi oğlandan dedi oğlan çok hoşuna gitmiş dedi. Çok ne dedi? Çok benim kızım gitmiş dedi sizin oğlan çok hoşuna gitmiş dedi. Çok kibarmış dedi. Her şeye teşekkür ediyormuş, rica ediyormuş dedi. Özür diliyormuş dedi. Hatalar olduğu zaman dedi. O yüzden dedi arkadaş olmak istiyor dedi. Sizin eve gelmek istiyor dedi. Tanışmak için dedi. Görüşmek için dedi. 15 tatil yani. Dedim aa biz şu anda Antep'teyiz. O zaman Antep işte okul açıldığında gelirsiniz dedim ben de. Tanışırız. Buradan bir Zeynep Asya diye bir kız vardı. Bir de Deniz. Biz şey iki yapmış hafta Antep'te kaldık. İki hafta içinde Gülcan'a 3 defa telefon açtırdı. Ne zaman geliyorlar ne zaman. Dedim daha gelmiyoruz. Okul açılacağı zaman geleceğiz. Leyla, üç defa ama bir şey söyleyeceğim Leyla. Senin kadar kibarca görsem konuşamam bak. Kibar. Leyla ne bileyim Leyla nasıl konuşmuşlar. Yani. Evet. Leyla kiminle telefonla konuşsa kibar konuşur ama biz de öyle konuşmuyoruz. Işte. Kızım evet. Yerinden yere. Nerede nasıl konuşacağımı bileceksin. Yani. Feyza ile bile telefonla konuşuyor canım. Tabii hayatım. Aynen Feyza ile böyle konuşuyor telefonla. Feyza ile biz kibar insanlarız. Sizin gibi kaba delik. Peki. Ben size göre davranayım. Bize göre davranayım. Bize niye küfür ediyorsunuz? Ağzına tükürdüklerim. Ağzına O sizden kaynaklı bir şey. Siz kibar konuşsaydınız. Biz hiç ağzına tükürdüğünüz bir şey mi söyledik? En başta ben ne kibar konuşsaydınız. Kız en baştan beri sen ne kibar konuşuyoruz ya. Hiçbir de ağzına. Kız sana bir şey mi diyoruz biz? Ya hiç demiyorsunuz ki. Hiç demiyorsunuz. Ağızları var, dilleri yoktur. Öyleyiz ama biz hiç konuşmuyoruz Leyla'cığım, aşk olsun. Bir gün beni çağırdı. Leyla Hanım dedi, böyle olmayacak dedi. Ne oldu hocam dedi. Deniz dedi, her şeye teşekkür ediyor, her şeye rica ediyor, her şeye özür diliyor dedi. İlkokulda bu çocuk çok zorlanacak dedi. Bunu bıraktırmalıyız biz dedi. Birinci sınıfta işte ondan dolayı sürekli dayak geliyor. Bunu dedi, bıraktırmalıyız biz dedi. Ay Deniz, bir yani sırtı başına gelmeyen kalmadı ya teyze. Onun bir can teyzesi vardı ama. Kardele ne yaptığını bileyim misiniz siz? Kardele ne yaptı? Ne yapmışım ben ya? Hiçbir şey yapmadım. Antep'e gidiyoruz. Kardelen bundan 2 yaş büyük ya. Kardelen 6 yaşında falan. Bu da 4. Yok, bu 3 yaşında. Kardelen 5 yaşında. Bunu kardelene giderken kızı aldık. Hatırladım. Ben de dövdüm. Kardelen de teşekkür etmeyi sevmiyor. Yani çekingen, içine kapanık o dönemlerde. Şimdi bu kuzuyu verdi, Kardelen buna teşekkür etmedi. Kardelen abla dedi, ben sana hediye getirdim dedi, sen de bana teşekkür etmen gerekiyor dedi. O yüzden dedi, bana teşekkür etmelisin dedi. 3 yaşında çocuk. Kardelen dedi, hayır dedi, etmiyorum dedi. Kardelen abla dedi, lütfen dedi bana dedi, bak, teşekkür lütfen et teşekkür et. Bir de hala lütfen diyor. Lütfen diyor. Yani. Onun videosunu geçen dedesi yerine göndermiş, babamdan Süleyman çekmişler. Kardelen hayır diyor, yetmeyeceğim diyor. Böyle yapayım, bana ne yapıyor? Bak, nasıl izliyor, bak, ona, bu şimdi bayağı bir uğraştı.
En sonunda dedi ki Kardelen abla ne olursun bir defa diyor teşekkür et diyor. Ama diyor o zaman diyor teşekkür etmeyeceksen diyor ben kuzuyu geri almak zorundayım. Aldın mı kuzunu geri? Almadı teşekkür etmedi Kardelen. Ağladı bu da teşekkür etmiyor diye ağladı. Bağır yine dedi. Teşekkür et diyor. Bir defa acık teşekkür etti. Bari bağırıyor. Çocuk teşekkür etsin diye ağlıyor. Ha. Anasına çekmiş kibar. Anasına çekmiş kibar. Gelecek sonra gelip gelecek. Sen ne kadar kibar. Olmaz. Çok kibar. Evet çok kibar ya. Beğenemedin mi? Deniz bile diyor çok kibar annem diyor. Şef çanağından çıkmış da çok o yüzden etkileyilmiş. Ne demiş ne demiş? Şef çanağından çıkmış da çok o yüzden etkileyilmiş. Tek tek söyle sen. Yüksek sesle söyle. Evet yüksek söyledim. Söyle. Şef çanağından çıkmış da çok o yüzden etkileyilmiş. Şef tamam. Çanağından çıkmış diyor. Çopur yüzüne tüküreyim demiş çopur diyor. Çopur ne demek? Şef ne demek? Şef ne demek? Önce şef. Şef ne demek? Şef ne? Ne şey demek? İşte şefte hani şu ağaçların şeyleri, kabukları şeyleri yok mu? Onun içindeki çanak şeyini düşün. Öz mü? Özünü düşün. Reçine. O içinden hı. Çıkıyor. Reçine. Ondan sonra çanağını beğenmiyor. Çanak yani demek şey, pardon. Çanak demek tabağı değil pardon, şef var ya, tamam. Reçine gibi bir şey. Reçine tamam. Çanağından çıkıyor şöyle. Ondan sonra çıktı. Çıktıktan sonra da şeyini çıktığı yeri beğenmiyor işte. Çoklu o çıktığı yer. O çanaklar hani mesela şey kozalağı düşün. Kozalağın içinden o tohumu çapıyor. Çıktıktan sonra kozalağın dışı hani şeyli olduğu için neydi? Doğurduğum çocuk benim beğenmiyor diyor. Aynen aynen. Ondan sonra ondan sonra işte o şeylerini beğenmiyor yani dış kabuğunu beğenmiyor. Çopur yüzüne tükürüp o yani. Anlamayayım. Sorak vardır. Bir tek biz değiliz anlamayan mutlaka vardır. Belginin takipçilerinden de anlamayan da onlar da öğrenmiş olsun. Bence de yani. Anteplice. Senin reçine dediğin işte çef olmuş oluyor. Çanak da şey dış kabuğu. Değişik bir şey. Dış kabuktan pütürlü olduğu için. Değişik laflar var böyle. Dış kabukta pütürlü olduğundan dolayı çopur olmuş oluyor. Var mı senin de bildiğin değişik bir laflar? Var. Yokmuş. Var. Söyle. Bak, baksana ben de şeyim yaptığı resmi getirdim. Şuraya da göstereyim. Çocuk bunu dün aldı. Şöyle de göstereyim dur. Yeğenimin yaptığı resim. Kaç so Fatma Gül? Bunu kime yaptın şimdi sen Fatma Gül? Bunu Burcu teyzesine yaptı. Hastane işlemleri için yardım. Ay ben var ya bu çocuğun Burcucuk dediğini o çocuk anlıyor. Hayır Burcucuk diyor. Hastane işlemlerine falan yardımcı oluyor ya. Burcucuk onun. Onun için ona yapmış. Çok pazartesi güzel ameliyatına Burcucuk da girecek onun. O zaman ona verecekmiş. Çok güzel olmuş Burcucuğa. Ama bir de şurada imzanı atsaydın. Arkasına şey yaptı herhalde bir çevirmek. Ya yok. Yapmamış yapacak. Bak şurana bence bir imzanı at. Tarihte at. Yıl olarak tarih. Ben bıyıklarını çıkarmayı unuttum. Tam bıyıklarını da çık. Evet bak bıyıkları da var burada. Çıkartmamış. Daha unuttum. Yeni yaptı onu. Evet. Kurusun diye de biraz bıraktı. Çok güzel olmuş aslında. Güzel yapmışsın. Şey güzel. Yani güzel çizimi aslında. Güzel. Çizimi güzel. Fikri de güzel. Renkleri de güzel olmuş yani aslında. Güzel. Bravo. Seni tebrik ederim kız. Dördüncü sınıf çocuğuna göre çok çok iyi. Ne Deniz? Boyalarını çalalım. Boyalarını çalmak mı olmak lazım? Yeteneğini çalmak lazım. Boyalarını çalalım yani. Biz yeteneği lazım. Ona sen hayır, de yeteneğini yaparız. Satarız para. Ha, bunu mu satalım? Hayır, boyaları. Boyaları satmayalım çünkü o hastanede yatacak ya. Hastane boya yapacak hastane şeyden. Hmm. Ameliyattan çıktıktan sonra canı sıkılmasın diye. Ne kadar yatacağı belli mi? Belli. Ne kadar yatacaksın Fatma Gül sana bir şey söylediler mi valla? Yakacağım o biraz. Ameliyattan sonra kaç gün? Bir hafta. Bir gün yağmadım. 5 gün olmadı. Aşkım benim.
Büyümüş değil mi? Benim patom geçen sene gördüğüne göre. Hay büyümüş. Bayağı boya gitmiş. Büyüdü. Babası zaten kalp ameliyatı ya. Evet. Biliyorum Ramazan'da bir sıkıntı vardı. İşte Fatma'nın da bir sıkıntısı var. Evet. Bir aydır falan uğraşıyoruz. Bir ay oldu. Evet. Hastane işlemlerine başlayalı bu araştırmada. Anjiyo denendi. Anjiyo ile kapatmaya çalıştılar. Evet. Açık yeri kapağı. Olmadı. İşte kapak mı? Kalp kapağı. Delik işte, kapağında deliklik oluyor. Aynı şey yani. O delikliği kapatmaya çalışıyor. O deliğe kapakla kapatıyorlar. Oraya göre kapak koyuyorlar, öyle kapatıyorlar. Öyle şimdi normalde... Anjiyoyla tutmadığını açıklamadım. Dün ameliyat olacaktı normalde. Yoğun bakımda bir cihaz bozulmuş. Onu Ankara'ya tekrar sipariş etmişler. Gelmiş işte. Geldi. Bugün gelmiş. Onun için tekrar çağırdılar. Tekrar yatış yapıldı. Yarın gidip hastanede yatacağız. Pazartesi günü de ameliyat olacak. Artık senin bütün takipçilerinden dua istiyoruz biz. Evet. Kaç yaşındaydı sen kapıda? 9,5. 10 yaşındasın. 10 yok işte. 9,5. 11 mi? Deniz kilo 10 yaşında var. Geçmiş. 9 yaşında. 9 yaşında. Evet. Benim halam ameliyat oldu. İyileşecek. Aynen öyle. İnşallah biz de geliriz ziyaretine. Doğumun odaya geçtiğinde. Ziyarete. Alırlarsa. Hı? Alırlarsa diyor. Ama normal odaya geçtiğinde alırlar. Hastaneler sıkıntılı yapanların yanına alabilirler. Yok alıyorlar. Ben kesere gittim ya. Aldılar da. O da tıktı. Önceden almıyorlardı. Yok daha yeni doğum yaptı ya, tıktı kesere. O zaman gittiğinde yatarken aldılar. Önce sadece refah cihazı kaçıyor diyorlar da ama vücutta bütün cihazlar olmuyor. Her cihazla ilgilenen farklı kişiler oluyor. Ama kalpte Ankara'dan değişebilir canım. Zaten. Yine bir haberleşiriz. Burcucuk da girecek bununla beraber korkmasın diye ameliyata. Burcucuğu da görecek yanında. Korkmaz zaten Fatma. Veremez. Güçlü. İlk baştan görebilirsin. Sonra uyuduğunda da yine yanında dururlar. Uyutur mu? Uyumadan önce nasıl uyuduğunu sonra Burcucuk sana anlatır, tamam mı? Bazı ameliyatları uyutmadan yapıyorlar ya. Uyutacaklar, uyutacaklar. Bir şey olacak. Burcucuk senin yanına gelecek önceden. Uyumadan önce onu görmüş olacaksın. Sonra nasıl uyuduğunu falan o anlatır sana. Tamam mı? Tamam. Konuşturur zaten. Konuştuğun yer duyursun, fark etmez. Daha ilk geçen oldu ya zaten. Geçen sefer nasıl uyudun? Şarkı dinleyerek. Ya işte. Muhtemelen ama orada şarkı olmayabilir. Rahatlatarak yaparlar. Evet, sana ne olacaktı? Asansör sallanıyor, Deniz. Ay. Senin cüzün mutluluğunda hangisi güzel artık? İsmail evden çıkarken güzel bakıp amuletleri var ya böyle etek gibi sarkıyor ucundan. Geçen Holan geldiğinde öyleydi bu aynı. Hiç utanmıyoruz mu teyze? Hayır, mantımı çıkarttım. Ve utanmıyorum, ne olacak acaba? Utanmıyorum, etmiyorum. Bir daha da görmeyeceğim. Oğlum sınıf arkadaşların görüyorlar seni, ne kadar rahat bir cevap veriyor bunlar böyle. Çok da umurumda diyor ya. Kızım bunlar daha şey yani, umursamaz çağdalar. Gel gel bu taraftan. Umursamaz yaşta oldukları için çok da önemli değil bunlar için. Yani. Sıkıntı yok. İsmail dedim, İsmail akletler dışarıda. Rahat insanlar. Akletler dışarıda gelmişsin anneciğim. Millet görüyor. Görürse görsün bir şey olmaz. Ne olacak? Akletim çıkmış kenardan diyor. Bu kadar basit. Sıkıntı yok. Geçenlerde son teneffüslü kursta bir baktım. Kıyafetimi ters giymişim, aman bir şey olmaz dedim ona. Al işte bak, kıyafetin ters giymiş, aman bir şey olmaz demiş. Oy oy. Sen geçen, ben mutfakta yemek uğraşırken çıktı gittim, montunu falan almadan gitmiş. Maşallah. O soğukta. Öyleler öyle, İsmail de yapıyordu. İsmail'e kontrol ediyorum, kapıdan çıkarken üstüne bakıyorum. Eğer montunu bir şeyini giymemişti, ayakkabılarını giyiyor ya. Ayakkabılarını çıkar, tekrar gir içeri al diyorum. Sen ver diyor, veremem. Kusura bakma diyorum. Buradan gidelim de terziye geçeceğiz.
Şuradan mı? Şuradan mı Selcuk? Ha tamam. Pazar sokağında. Arka ha. Şey, Taylan abin yeleğini alacaksın. Ha. Tamam tamam. Kaymar buzulmuş da onu vermişti geçen. Cumartesi günü aldım demiş, telefon açtı ki unutmuyum ben sözleri söylediğimde aldın mı diye. Al şunu da. Neyse haberleşiyoruz yine seninle. Hadi. Olmasa yine tekrar bozuyoruz. Nereye gidiyorsun desem? Eve. Evde işlerim var. Ay şuranın var ya, trafiğin sesi beni öldürecek ha. Sese var, aşırı gürültü. Arka tarafta hiç gürültü yok işte böyle. O yüzden ben arkadan gidiyorum, sakin sakin. Biz de genelde ara sokaklardan gidiyoruz, yapıyorsak arka taraf şimdi uzak olacak ama. Hakan! Ay. Nereden buldu uçları? Bilmiyorum ki, biz İsmail'le içerideydik, benim odamdaydık. Bir de yanımızdaydı normalde, daha yeni kalktı. Demek ki bir planı varmış, onlar kalkmış. Ne yapıyorsun sen? Hiç bak, evet bir plan olduğu belli ki. Ben geldim, hiç tepki ablam, vermedi. Ablamla abim burada bir şeyler yapıyor, bana bakmazlar, gideyim bir şeyler karıştırayım. Gizli gizli, süveter de ters giyilmiş. Aşkım! Kuşum! Bugün Gülcan'cım ve Leyla'cımla beraber çok güzel bir vakit geçirdik. Uzun zamandan beri böyle eğlenceli ve kaliteli bir vakit geçirmemiştik, sohbet de etmemiştik. Bildiğiniz gibi Gülcan'ın başındaki bazı sıkıntılardan dolayı, rahatsızlıklardan dolayı Alemcan'la çok ilgileniyor, Alemcan'la ilgileniyor. Şimdi yeni Fatma Gülcüm'ün bazı sıkıntıları var. Allah'ım yarabbim, Allah inşallah en kısa zamanda acil şifalarını versin. Çünkü yaşı daha gerçekten çok küçük. Açık kalp ameliyatı olacak. Yani kolay bir ameliyat da değil yani hatta. Pardon, şu kapıyı bir kapatayım. Evi hiç iş yapmadan çıktım biliyor musunuz? Eve geldim, ben evi toparlamayı düşünüyorum inşallah. Açık kalp ameliyatı olacak. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Allah tez zamanda var ya sağlığına kavuşturmayı nasip etsin yani. En kısa zamanda da ameliyatın olmak zorunda. Şu iki gün içinde kan arıyorlar şu anda. Valla kan grubunu söylediler. Unuttum, kanı bulmuşlar ama bir de trombosit mi? Beyaz kalın, beyaz kısmı, beyaz kan mı ne? Ondan arıyorlar. Onu bulmaya çalışıyorlar. Hatta ben de söyledim de hiçbir şekilde ilaç kullanmaman gerekiyor. Nezle olmaman gerekiyor. Bayanlar da yani erkeklerin alınması daha iyi dedi bana Gülcan. Nedense ben de onu pek anlamadım ama arıyorlardı herhalde. Ayarlamak üzerelerdi. İstedikleri kadar üniteyi. Dediğim gibi inşallah Rabbim en kısa zamanda, tez zamanda sağlığına kavuşmasını nasip eder. Fatma Gülcüm'ün çok zor bir şey. Annesi babası için de çok zor. Gülcan'cığım için de çok zor. Kolay bir işlemler değil yani. Ne diyeyim, şey değil. Neyse hep beraber böyle oturduk, konuştuk, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Gülcan'cığımıza kalem böreği sardık. Oturduğumuz yerden boş oturmayalım bari dedik. Kalem böreğimize sardık. Çok güzel bir vakit geçirdi. Gerçekten çok iyi oldu. Bayağıdan beri böyle bu şekilde oturup da konuşmadığımız için bayağı şey biriktirmişiz. Yalan yok. Bayağı bir dertleştik, bayağı bir sohbet ettik. İyi geldi. İnşallah en kısa zamanda tekrardan bu şekilde sohbet etmeyi, bu şekilde tekrardan birlikte oturmayı şeyimiz olur yani. Dedim size, vaktimiz olur, fırsatımız olur diyeyim. Bu arada ben şimdi en son Hakan'cığım geldi. Attığım video başlıklarla alakalı, yaptığım açıklamalarla alakalı bayağı bir ben şey yedim. Yorumlarda linç yedim diyebilirim. Bu hangi başlık ve hangi açıklama diye sorarsanız. Ebru Fatih Yücel çifti boşanıyor mu diye bir başlık atmıştım. Zaten sizler de biliyorsunuz ve videomu zaten seyrettiniz. Hatta bana arkadaşlar dedi ki izlenme uğruna, daha çok izlenmek adına sen ablanı nasıl harcarsın? Bu şekilde saçma sapan bir başlık nasıl atarsın? Sen kendini izlenebilmek için insanların özel hayatını nasıl bu şekilde konu edebilirsin diye bayağı bir bana yorum geldi hakikaten. Gerçekten çok kötü yorumlar geldi. Ya ben size şu şekilde söyleyeyim. Ben bu şekilde bir açıklama yaparken zaten kesinlikle mi kesinlikle ablama ve enişteme sormadan hiçbir şey yapmıyorum. Kesinlikle yapmıyorum ve bana o kadar çok yorum geldi ki Ebru ve Fatih boşanıyor mu? Ablam ve enişten boşanıyor mu? Hatta videonun birinde, hangi videoda inanın ki unuttum, oraya yazmışlar. Ben eski enişten demişim.
Ben orada eskiyen işten demedim. Hatta bir tane takipçimiz yazmış, yoruma da yazmış. Şu videonun şu dakikasında Belgin eski enişten diyor diye. Hatta bunu unutmamak için de unutabiliyorum. Her şeyi unutabiliyorum ben ya. Nihal ablacığıma yazdıydım bakın ben bunu. Nerede? Oyuncak videosunun. Hakan aldım oyuncak videosunun linklerin olduğu videoyu biliyorsunuz zaten siz. Öğretmenimizin bize şey yaptığı. Orada var eski enişten demişim. 12.30. dakikada. Ben onu 2-3 defa dinledim. Evet ben konuşmamda biraz sıkıntı var. Ben kelimeleri yuvarlıyorum ama ben orada eski enişten demedim. Ben orada hatta enişten Fatih abi diye hitap edeyim. Onu ben birkaç defa dinledim. Birkaç defa dinlemiyorum sonucunda. Belki benim konuşma tarzımdan dolayı belki yanlış anlaşılma olabilir ama hatta Fatih abi. Hatta enişten Fatih abi. Bak şimdi dedim bile hatırlamıyorum. Benim ağzımda hatta Nihal abla da bazı yorumlar okuduğunda belki eski enişten mi dedim. Hayır dedim demedim dedim. Öyle ağzımda herhangi bir kelime de çıkmadı. Çünkü olmayan bir şey niye eski enişte diyeyim. Öyle bir şey yok zaten kesinlikle ama kesinlikle yok. Öyle algılanmış ama öyle algılandıktan sonra iyice ondan sonra yorumlar çoğalmaya başladı. Hatta ablama telefon açtım böyle böyle dedim. Sürekli olarak senin boşanıp boşanmadığını soruyorlardı. Siz boşanıyormuşsunuz dedim. Öyle şey mi olur ya dedi. Öyle bir şey kesinlikle yok zaten. Hatta ben videomda da açıklama yaptım. Ben böyle ablamla konuştuğum zaman eniştem de zaten yanındaydı. Eniştem de hatta söyledim. Hani dedim çok soruyorlar dedim. İstersen dedi kendince de bir açıklama yapabilirsin dedi. Yani boşanmıyor aralar iyi gibisinden falan diye. Eniştem de zaten yanındaydı. Eniştem de söyledi yani. Bir açıklama yap istersen dedi kendince dedi. Yani hani yorumlar durur dedi. Hani bu kadar çok fazla yoğun bir şekilde yorum gelmez sana dedi. Ben onlardan izin almadan kesinlikle onların özel hayatı hakkında hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Yapmam da zaten benim haddime de değil. Biz burada videolarımızı paylaşırken, biz videolarımızı çekerken eğer birbirimizin hakkında bir yorum yapacaksak kesinlikle ve kesinlikle birbirlerimize haber vererek yapıyoruz. Ya da ben şöyle şöyle bir yorum yaptım. Kendi videomda senin bilgin olsun hadi belki diyebilir ki yapma. Yapma derse tabii ki de yorum yapmam. Niye yapayım ki ama ablamdan ben izin alarken ablamdan ve eniştemden. Eski değil kesinlikle değil. Allah korusun yarabbim. Şeytan kulağına koş. Öyle bir şey yok. Eniştemden de izin alaraktan bu şekilde bir yorum yaptım. Kesinlikle ama kesinlikle öyle bir durum yok. Boşanma söz konusu değil. Ben daha çok izleneyim diye. Bu tür şeyler kesinlikle yapmam. Kimsenin üzülatını zaten ağzıma almam. Bu zamana kadar hiç almadım. Sadece çok fazla yorum geldiği için aldım. Ve hatta yorumlara şey yazmış. Ebru hamile. Hamile olduğu için video çekmiyor. Öyle bir şey diyor bana kızdı. Yani sizlere bir şey gidesin. Ablam hamile olsa niye zaten video çekmesin ki çeker. Çekmeyecek bir şey değil ama öyle bir şey de yok. Yani baya baya bir şimdi ablam video çekmediği için çok fazlasıyla şeyler. Sözler söyleniyor, bir şeyler söyleniyor ama sadece kendisi yorulduğu için şu anda video çekmiyor. Ha ne zaman çekecek inanın ki onu da hiç bilmiyorum. Bize de söylemiyor şu gün çekeceğim ya da bugün çekmeye başlayacağım diye de söylemiyor. Onun tabii ki de kendine kalmış bir şey. Kendisi ne zaman isterse, kendisi ne zaman hazır hissederse o zaman video çekmeye başlar diye düşünüyorum. Yani biz artık o konuda hiçbir şekilde yorum yapamıyoruz. Yorum da yapmıyoruz artık yani. Sizlere de söyleyeyim. Yani tekrardan söylüyorum. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Kimsenin özel hayatında kendi videolarımda çok fazla daha çok fazla izleneyim diye hiçbir şekilde konu da almam. Yorum da yapmam. Ve izinsiz hiç kimsenin özel hayatında kimseyle paylaşmam. Bunları da o şekilde sizlere söyleyeyim de dedim. Neyse işte ben sizi çok daha fazla başınızı şişirmeyeyim. Yavaş yavaş kaçayım. Aşkım. Evet bu kalkacak. Artık bu kesinlikle kesinlikle kalacak. Masa sandalyesini bekliyorum. Masa sandalyesi geldiği anda bunu buradan kaldıracağım ve buraya masa sandalyesini koyacağım. İnşallah şu birkaç gün içinde masa sandalyesi de gelecek diye ümit ediyorum. Neyse bir güzel günümüzün sonuna geldik diyerekten. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hadi bay bay dendi.